ben sana evet, çaylar filiz içmeye geriz. Helal sana be, helal. Al bakayım. Tamam abi, çayın kaymaklısı geldi be. Buyur Allah bakalım Keti Gelli. Al bakayım. Sağ ol Ethem abi. Parıl başka isteği. Buyurun çay için beyler, ayakta kalmayın. Sağ ol. Biz muhtarı arıyoruz. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler muhtar bey. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyoruz. Öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Sağ ol. Evet, sizi dinliyorum. Bakanlığımız yurt çapında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız kalmasın diye bir okuma yazma seferberliği başlattı. Tebrik ederim. Çok hayırlı bir iş yapmışsınız. Duşland gibi olacak burası. Pilot bölge olarak da Cennet Mahallesi'ni seçtik. Sizden ricamız mahallenizdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit etmeniz. Tabii, memnuniyetle. Ethem okuma yazma bilmez. Bilmiyorum Ethem amca ya. Ayıp olur ama bari. Herkesin ortasında olmuyor ama. Bilmemek ayıp değil Ethem abi. Öğrenmemek ayıp Şipşak. Beyefendi haklı. Okuma yazma bilmeyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Enişte, nenem de okuma yazma bilmez. Menekşe ablam da bilmez. Pembe ablam da bilmez. He. Babam da bilmez. İyi. Ben beyleri direkt bizim eve götüreyim o zaman. Hadi buyurun beyler. Buyurun. Hadi bakalım. Ethem abi, bilmiyorsun değil mi? Bu kaç? Tavşan. Bıktım bu pembe ablanın zulmünden be baba. Yeter artık. Bütün işleri sana mı yaptırır? Aynen baba. Çamaşırı yıkatır, bulaşığı yıkatır, temizlik yaptırır. Sonra başka ne vardı? Kız Fatoş. Ha. Ne işin var kız senin burada? Hadiler yıkanacak kız, yürü eve. Ha. Sağ ol Pembe abla. Hatırlattın. Alları yıkatır. Oo. Ayıp be Pembe. Biz bu kıza Selim'e karılık yapsın diye verdik. Ha. Sana hizmetkarlık yapsın diye değil. Sen karışma zurnacı başı. Tam otomatik gelin almışım kendime. Her işte kullanacağım tabii. Haydi kız. Yürü kız, tam otomatik gelin. Kalk kalk. Bana bak. Hı. Kapıya bir de poşet asmışlar. Bir kontrol et bakalım. Yeme lazım, bombalı mıdır değil midir? Ne? Mısın be? Öldürteceğim bir kızımı ben. Çakallı zurnacı. Emin de inan. Be. Tevekkeli değilse de beklenir vallahi. Yük taneler al. Ne? Aman canım. Ne? Açın dedim aman. Çok geç yavrunu kalsın. Geçin. Ne? 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 Yunus evde mi Berliş? Evde, evde işte. Senin annen nerede Ayşe? O da içeride. Oy, bir taşta iki kuş vururuz. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun. Merhaba. Merhaba Muharrem, hayırdır arkadaşlar, ne iş? Beyefendiler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelirler. Okuma yazma seferberliği açmışlar da. Öyle mi? Buyurun. Buyurun otur. Buyurun, buyurun. Gitti kuru fasulye. Bu ne ya? Hasreten tebrik ederim. Çok hayırlı bir iş yapmışsınız. Cehaleti işte böyle kökünden kazımak lazım. Ne demişler? Bana bir arf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Tebrikler beyefendi. Keşke okuma yazma bilmeyen herkes sizin gibi böyle istekli olsa. Yanlışınız var sizin. Okuma yazma bilirim ben. Tabii tabii, bilir abim. Hatta Cennet Mahallesi standartlarında entel bile sayılır. Akrostişli şiir yazarım. Ay tüküreyim senin entelliğine be entel. Şu gazeteyi okuyun öyleyse. Su gibi okuyun. Hangi haber okuyayım? Hem okuma yazma biliyorsunuz hem de gazeteyi ters tutuyorsunuz, öyle mi? Sizi sınamak için öyle tuttum. Tebrik ederim. Siz de okuma yazma bilirsiniz demek. Kıvır 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 sen. Ben de diyorum bu resimde Mustafa Sandal niye amuda kalkmış? Meğer gazete ters. Okuma abi. Avrupa Birliği meleri. Heceliyorsunuz. Kursumuza katılsanız iyi olur. Hem size ilkokul diploması da vereceğiz. Vallahi bilirim okumayı ya. Hele canlandım demek ondan öyle çıktı. Bak başka bir haber okuyayım, dur. Peki okuyayım. Şu haber okuyayım. Alman Helga, Türk erkeklerine bayılıyorum dedi. Helga bu yıl gene tatilimi Türkiye'de geçireceğim dedi. Türk erkeklerine çağrı yapan Helga... Yeter beyefendi, yeter. Gerçekten de güzel okuyorsunuz.
Haber güzel olunca okutur kendini. Dur bakayım şu Elgan'ın adresi yazar mı burada? Hanımefendi siz katılır mısınız kursumuza? Oh my god. Bir okuma yazma bilirim memur abi. Ver o gazeteyi bana ver. Ver. Tut şunu. Başbakan Tayyip Erdoğan gazetecilere dedi ki merhaba dedi. Nasılsınız canlarım dedi. Bunlar da dediler ki iyiyiz siz nasılsınız başbakanım dediler. Hava durumu çok güzel olacak. İstanbul güneşli Fenerbahçe'de 2 gol var haber bitti sondur. Lan amma sanmadım be pembe. Helal olsun. Asparagas habere yeni bir boyut kazandırdı ha. Dur karıştırma ortalığı blender. Kursumuza sizi mutlaka bekliyoruz. Benim adım da okuma yazma bilmez. Ben almayayım Muharrem'e sağ ol. Ben de almam canım. Ben de acık şöyle ucundan okur yazarım yani. Ayrıca kursumuzu birincilikle bitirenlere 10 cumhuriyet altını hediye veriyoruz. 10 altın mı dedin? Evet 10 altın. Yok ben istemem. Altından icaz etmem ben. Ben hiç istemem. Ben şimdi altın için kursa mı gideceğim? Ay yesinler ay. 10 altınmış yok anam istemem. 10 tane altın. Düşünsenize. Tam 10 tane cumhuriyet altını baba çil çil. Ay düşündükçe deliririm lan ben. Çil çil altınlar vardır ha. Kız anla dur be. Kudurdun gene. Nasıl kudurmayayım kızım? Nasıl? 10 tane cumhuriyet altını Urda kalkmış kuzu kuzu yatarmış çil çil. Yanlışım varsa düzelt abla ama sen bu kursa yazılacaksın galiba. Yazılacağım tabii. Kız Ayşe, Sultan siz de okumama yardım edeceksiniz. Sınıf birincisi çıkıp o altınları alacağım ona göre. Tamam hadi. Baba sen de yazılacaksın kursa. Birbirimizden kopya çekeriz. Haydi. Hadi be bu yaştan sonra okula mokula gitmem ben. Babacığım. Belki sınıfa bir güzel karı gelir. Ne bileyim bir güzel urban olur yazılarda evlenirsin. Gülümse. Haydi gülümse. Doğru dersin be. Kendime bir karı bulurum belki. Hadi gidip yazılalım bir an evvel. Dede be. Karı lafını duyunca kol başını kıratı gibi nasıl da şahlandın ama. Kızım ayıptır dalga geçme dedenle. Zelil. Sen de gel bizimle. Abla benim okuma yazmam vardır ama. Oğlum yokmuş gibi yap o zaman. O altınları başkasına kaptırmayalım. Biz alalım. Yürü. Başkası uyanmadan gidelim yazılalım ha. Haydi yürü. Hadi yürü. Haydi.